Değerli izleyiciler, Merkez Bankası'nın para politika kurulu toplantısına sayılı günler kalmışken merak edilen konu enflasyona etkisi ne olacak? Talep artarsa fiyatlar, maliyetler artacak mı? Fonlama sisteminde nasıl bir değişiklik olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada faiz perşembe günü daha da inecek dedi. Faiz indirim beklentisini bu şekilde güçlendirdi. Dolar TL neden yükselmeye başladı? Bu hafta Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Merkez Bankası'nın haftaya da Fed'in önemli açıklamaları olacak. Bunların kura baskısı ne olur diyeceğiz. Yine ekonomi programı kapsamında 2020 hedefleri nelerdir? Hepsini Nor Capital Market Kurumsal İlişkiler Müdürü Mert Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Ben Nazlı Bolat, Parasal başladı. Mert merhaba. Merhabalar. Yine gündemin çok dolu olduğu bir haftada yine bir parasalla beraberiz. Evet, ilginç. Bu arada programa başlarken bir sürü konu hakkında bahsettim ancak şu an dolar TL 5.75 seyrini gösteriyor. İstersen önce bir haftayı piyasalar nasıl başlıyor diyelim. Açıkçası geçen haftadan gelen bir gündem başlığıyla geldik. Cuma günü Sayın İçişleri Bakanı'nın bu bir ayaküstü bir gazetecinin sorusuna verdiği cevapta işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir kayyum atanır mı atanmaz mı tartışmaları. Dolayısıyla hani hafta sonu bir televizyon programını işaret ederek orada açıklayacağım deyince piyasa biraz bunu baskı altında kaldı ve işte borsada bir düşüşü, kurda da bir miktar yükselişti, haftayı kapatmıştık. Sonrasında pazar günü Sayın Bakan böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını söyleyince bugün itibariyle borsa tarafında hatırı sayılır bir yükselişe güne başladık. Ama gerek CDS tarafı son şeyde yaklaşık 5 puan kadar yukarıdaydı, 385'lerdeydi. Gerekse kur tarafında bir miktar bir yukarı doğru hareketlenme var. Bunun iki tane nedeni olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir tanesi senin de söylediğin gibi hem zaten bu hafta toplantının olması. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta hem 2020 yılı için büyüme hedefinin %5 olarak öngörüleceğini, planların, politika setinin buna göre oluşturulacağını söylemesi. Dün çok yakın zamanda faizlerin de tek haneye ineceğine yönelik beyanı. Acaba piyasa beklersen daha da yüksek miktarda bir faiz indirimi bu toplantıda gelir mi baskısını yaratmış gibi gözüküyor. Yani hem çünkü şu andaki gerek Türkiye'nin kendi dinamikleri gerekse yurt dışından gelen bir takım dalgalar işte Amerika'daki resesyon tartışmaları, Euro bölgesindeki Almanya'daki resesyon tartışmaları çok belli ki Türkiye'ye 2020 yılında o öngörülen ya da istenilen ihracat performansını yakalayamayacak. Burada temel soru şu. Orada oluşan bu boşluğu yani ihracattan gelecek net desteği, katkıyı neyle telafi edeceğiz? Bunun iki tane yolu var. Bir tanesi kamu yatırımları ya da kamu harcamaları. Şu andaki bütçe buna çok izin verecek gibi gözükmüyor. Bir diğeri de iç talebin canlandırılması. Belli ki Merkez Bankası'nın attığı adımlar da zaten orada çok önemli bir nokta var. Merkez Bankası fiyat istikrarı ifadesini finansal istikrara doğru çevirdi. Yani finansal istikrar dediğinde İşte böyle bir bileşik kaplar usulü hani enflasyonu belli bir yere tutalım ama büyümeyi de tam bayıltmayacak şekilde bir destek sağlayalım. İşte zaten gerek faiz indirimleri süreci gerekse işte atılan bir takım teknik adımlar yani işte bankalara uygulanan bu zorunlu karşılık yani bankaların kredi verme konusunda iştahlandırılması, ödüllendirme sistemi zaten bu talebin canlandırılmasına yönelik ama burada temel sorunun yani hep söylediğim bir kez daha söyleyeceğim. Biz bu işi çok fazla kur ve döviz üstünden okuyoruz. Pardon, kur ve faiz üstünden okuyoruz. Burada bir güven problemi var. Yani güvenden kastım şu. Sokaktaki vatandaş bir kere otomatikman bir gelir kaybı var. Bir refah kaybı var son birkaç yıldır. Bununla beraber bakıldığında da hiç kimse şu anda faiz ne diye bakmıyor genelde. Ben acaba işimi kaybetmeden ya da mevcut işimi sürdürerek işte bir şirkette çalışıyorsa maaşımı almaya devam ederek, bir ticaret yapıyorsa ticaretimi devam ederek işte 3 sene, 5 sene, 10 sene ben bu düzen içinde devam edebilir miyim endişesini yaşıyor. Dolayısıyla bu endişeyi taşıyan insanlara siz faizi düşürerek bir şey aldırma şansınız çok fazla yok. Ha mutlaka birileri yani talepte bir canlanma olacaktır ama işte bu acaba bu iklimde Türkiye ekonomisi nasıl %5 büyür soru işaretini beraberine getirdi. Ve bu 5.65 kurdan aslında ilk hafif dönüşün etkisini de 2020 yılında %5 büyüme mesajıyla geldi. Ya şimdi şunu söyleyelim bir kere hiç şeye gerek yok yani. Herhalde ki hepimiz bu ülkenin ekonomisinin daha fazla büyümesini, insanların daha fazla para kazanmasını, refah düzeyinin artmasını,
elde edilen pastanın daha adil dağıtılması konusunda hepimiz hemfikiriz ama bunu yaparken, bu adımları atarken alt tarafta çözmemiz gereken pek çok sorunumuz var. Şu ana kadar maalesef 2019 yılının özellikle ilk yarısında, yani 31 Mart'taki seçimler sonrasında işte YSK kararı, o aradaki beklenen süre sonrasında seçimin iptali Türkiye'nin yaklaşık 6 aylık bir zamanını aldı. Bu noktadan sonra da hani zaten artık bugün Eylül'ün 9'u, bu arada İzmir'in de kurtuluşu, hem Cumhuriyet yani şeyin de Kurtuluş Savaşı'nda başarıyla sonuçlanması, onu da bir kez daha kutlayalım, kutlu olsun ama bu noktadan sonra bu şey, momentum nasıl kazanılır? Bu kaygı biraz kafalarda soru işareti yarattı açıkçası. Merkez Bankası'nın bu ay yaptığı beklenti anketinin sonuçları geldi. Yıl sonu dolar için 6 olarak öngörüyorlar. 5.99. Hayır, 5.99. Şu an önümde anket. Benim de önümde. Yıl sonu 6 diyor Mert. 5.99 ben. Kusura bakma. Ya şunu söyleyebiliriz Merkez sadece. Merkez Bankası anketi yıl sonu dolar TL beklentisi 6. Tamam, peki. Bir kadınla peki. Tartışmaya girmeyecek Bence kadar de. Akıllıyım. Orada dikkat çekici unsur şu, bir önceki toplantı, yani bir önceki beklenti anketinde 5.90'dı, şu anda işte 5.99, 6'ya tekrar yükselmiş durumda. Ya şunu bir kere kabul etmemiz lazım. Türkiye gerek kendi politikası gereği, gerekse dünyadaki ekonomik konjonktür gereği bundan sonraki dönemi düşük faiz, yüksek kurla yürüyecek. Ama buradaki yüksek kurdan kasıt, hani bir günde 30 kuruş, 40 kuruş, 50 kuruş gitmiş bir şey değil. Yani seviyeden ziyade öngörülebilirliğin arttığı, volatilitenin düştüğü bir dönemin oluşması gerekiyor. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu, insanlar sene sonunda bu kurun ne olacağını tahmin edebilmeliler. Hatta bu sene sonu değil, önümüzdeki sonuna ilişkinde iyi kötü beklentilerin bir konsensüs oluşturduğu bir seviye oluşmalı. Bu başarılabilirse zaten amaca ulaşılmış demektir. Şu anda reel efektif döviz kuruna baktığında da son, yani dibe vurduğu yer 60, şu anda işte 70-50'lere kadar geldi. Yani 100 olduğu yer Türk lirasının ne ucuz ne pahalı olduğu yer. Şu anda Türk lirası şey, yani rekabet edebilme açısından değersiz, ucuz. O nedenle zannediyorum bu şeyi korumak isteyecek ekonomi yönetimi rekabet edebilme açısından. Ama bir kez daha söyleyeyim, yani başta Almanya gibi bir ülkenin bugün resesyon konuşuluyor olması ve çok enteresan bir şey var. Dün bir yerde konuşuldu. Miktar bazında bakıldığında Türkiye'nin ihracatında yaklaşık %17-18'lik artış var. Ama gelir olarak baktığında öyle bir artış yok. Artış çok daha düşük. Neden? İki etki var burada. Bir, bütün herkes bir yere mal satmak istediği için bir fiyat rekabeti oluşuyor. Dolayısıyla fiyat kırıyorsun. İki, Euro-Dolar paritesinin etkisi. Bunları yani baktığında yaklaşık %20 daha fazla mal satmışsın. Ama elde ettiğin gelir neredeyse artmamış denecek noktada. Bunun için mümkün olduğu kadar, ama bu faizi belirlerken de şunun adını koymamız lazım. Yeni bir kur atağına neden olacak adımlar olmaması gerekir bunlar. Şimdi bu sene başında bizim öngörümüz işte yıl sonu 16,5 gibi bir faizdi. Yani 750 bas puanlık bir indirim. Zannediyorum bu faiz beklentisi yıl sonu için 15-15,5'lara kadar indi. Çünkü gözüken o ki, yani Merkez Bankası'nın hikaye bunun üstüne kurduğunu düşünüyorum. Eylül ayında bir tek hane enflasyon göreceğiz. Ekim'de de bu tek hane hali devam edecek. Sonra Kasım ve Aralık'ta bir miktar bir şey var. Yukarı doğru bir dönüş var. Çift tane. Dolayısıyla enflasyon beklentisi ya da enflasyon aşağı doğru geldikçe faizin aşağı doğru gelmesinde bir sorun yok zaten. Bu işin doğal dinamiğinde bu var. Ama önümüzde bir alan ve zaman varken bu adımları hızlı atmak, yani koşar adım gitmeye çalışmak, yeniden bir kur atağını tetiklemeden bu süreci yönetmemiz lazım. Açık söyleyeyim, çünkü şu anda özellikle reel sektörün ve özellikle KOBİ ölçeğindeki şirketlerin bir kur atağında kaldıracak halleri kalmadı yani. %5 ile ilgili, önümüzdeki senenin büyümesi ile ilgili görüşlerini söyledin. Peki bu yıl sonu için ne beklentin var? Valla yani 3. ve 4. çeyrek ilk 2 çeyreğe göre daha iyi gelecek. Çünkü ilk 2 çeyrekte, yani yıllık bazda bakıldığında daralma var. Sembolik de olsa bir pozitif sonucu çıkacağını düşünüyorum. Biliyorsun yeni ekonomi programında %2.3 olarak belirlenmişti. Aslında sene başında -2, -3'lerde olan piyasa tahminlerin önce sıfıra doğru geldiğini gördük. Sonra işte biraz bu talebi canlandırmaya yönelik adımlar, biraz uluslararası taraftan esen iklim, bir miktar bir pozitif. Yani bu sıfırla bir arasında bir şey göreceğiz, büyüme göreceğiz gibi gözüküyor bu sene.
İzleyicilerden de sorular geliyor Mert. Şu an bu konu üzerinde birçok ekonomi programı da bu konuya ağırlık verdi. Biz de sabah Emre Hocam'ın yorumlarını dinledik. Seninkileri de merak ediyor izleyicilerimiz. Şimdi faiz indirimi yapıldığı zaman dışarıda, sen de biraz önce söyledin, bir talep arttırımı bekleniyor. Eğer olursa her alanda. Bunu da enflasyona bağlıyorlar. Harcamalar başlarsa enflasyonun etkisi ne olur? Senin görüşün nedir? Bu aslında çok bilinmeyenli bir denklem. Hı hı. Yani hoca ne anlattı bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Birincisi, evet, bir talebi canlandırmaya yönelik, yani ekonominin daha fazla durmasına, çarkların durmasına izin vermeyecek bir politika oluşturulmaya çalışılıyor. Genel manada doğru. Şimdi şunun adını bir kere koyalım. Türkiye'nin kendi potansiyel büyümesi %5-5,5. Türkiye kendi sosyolojik yapısı itibariyle, yani demografik yapısı itibariyle bakıldığında hiçbir şey yapmayıp koltukta otursan zaten %3 büyüyor yani, tamam mı? Onun üstüne ivme kazandıracak bir şeyler yapmak lazım. Bu sene için YP konmuş hedef 2.3'tü, önümüzdeki sene için 3.5'tü. Şimdi hükümetin bakış açısı şu: 2.3'ü bu sene ıskaladık, pas geçtik. Dolayısıyla buradan bir talep var. O talep büyük ihtimalle 2020 yılına kayacak. Eğer faiz indirimleriyle biz bunu destekleyebilirsek işte büyümeyi 5'e taşıyabiliriz. Yalnız burada hesaba katılmayan bir tek şey var. O da şu, bir kez daha söyleyeyim. Bir güven sorunu var. Yani tüketim harcaması içinde, yatırım harcaması içinde, insanların geleceklerine ilişkinde bir takım kaygılar var, endişeleri var. Bunun bir kere sosyolojik olarak bir çözülmesi gerekir. Bir diğeri şu, çok fazla enflasyonist bir baskı yaratır mı? Çok yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü şundan dolayı, faizler her ne kadar düşse de özellikle özel bankaların kredi verme konusunda çok iştahlı olmadıkları gözüküyor. Evet. Hala yıllık bazda bakıldığında özel bankaların kredisi, vermiş olduğu kredi bir önceki yıla göre daha az miktarda. Evet. Ekside seyrediyor. Bir diğer husus, yayının başında söylemeye çalıştığım gibi özellikle insanların zaten gelirleri reel olarak düştü. Dolayısıyla zaten reel olarak geliri düşmüş, işte kaç defa olduğunu hatırlamadığım, en basit bana doğalgaz zammını yemiş insanların eline geçen 3 kuruş parayı tekrar harcama konusunda istekli davranırlar mı? Davranmazlar mı? Orasından o konuda çok şey değilim. Emin değilim açıkçası. Ya ben bir kere şunu söyleyeyim. Merkez Bankası'nın 2019 yılı için belirlemiş olduğu enflasyon %9.8, orta noktası %70 ihtimalle 9.8'e gelecek bir bant. Peki memura verilen zam ne? 4+4. Tamam. Dolayısıyla bu insanların, bu toplumun daha doğrusu, ya da toplumun büyük bir kısmının para harcayabilmesi için bir şeye talep, ya talep, çünkü en basit iktisat kuralıdır ya, talep satın alma gücüyle desteklenmelidir. Ya tamam, sen bu kalemi alacak paran yoksa, satın alma gücün yoksa, sen istediğin kadar bu kalemi talep edersin ya, o talep gelmez sana, kalem gelmez sana. Dolayısıyla insanların gelirinde bir reel artış olmadığı sürece bunu sadece kredi pompalayarak ya da insanların daha fazla borçlanmasını bekleyerek ekonomik aktivitenin canlanmasını beklemek çok gerçekçi değil. Ekonomi canlanır mı? Canlanır ama bir defaya mahsus canlanır. İnsanları kullanabilecekleri borçlanma kapasitelerini ya da işte başka bir kaynakları varsa bunları kullanırlar. İşte ev alacak olan ev alır, araba alacak olan araba alır, kalem olacak alanda kalemi alır. Sonra tekrar herkes çekilir, arabayı park eder. Önemli olan bunun doğru politikalarla, ortak akıllarla, hani hep konuştuğumuz konu var ya, sürdürülebilir büyüme. Yani bir sene 8, bir sene 2 büyüyeceğine, hani her sene 5 büyüyor, aynı hesap aslında bu. Dolayısıyla o volatiliteyi yaratmadan doğru politikalarla gitmemiz lazım. Ama düşün, yani benim anladığım, gördüğüm şu, biz yıl sonu için gördüğümüz, düşündüğümüzden daha düşük bir enflasyon, daha düşük bir faiz göreceğiz bir kere bu sene sonu için. Bence şu an sürekli 2020 yılı daha çok konuşuluyor. Bu 2019'u tamamıyla geride bırakmışız gibi. O zaman 2020 için öngörülen bütün bu yeni ekonomi programı kapsamındaki tüm yenilikler bir revize mi ediliyor? Yani bununla ilgili sana bir bilgi geldi mi? Bir revizyon geliyor, evet. Bu ay sonuna kadar. Evet. Zaten geçen sene Eylül ayında açıklanmıştı. 3 yıllık dönem için açıklanmıştı. Yani 2019, 2020 ve 2021. Doğal olarak da yani bu işlerin iyi gitmesi, kötü gitmesiyle alakalı değil. Hani bir yıl sonu geldiğinde otomatikman tahminim şu. 3 yıllık dönem olduğu için oraya hem 2020 hedefleri revize edilecek, hem 2022 hedefleri eklenecek oraya. Yani bir hareketli ortalama mantığıyla. Orada gözüken 3,5 olan büyüme tarafı biraz yükseltilecek. Kuvvetle muhtemelen belki bir bütçe açığında da artış göreceğiz.
Çünkü 1.8 olarak öngörülmüştü ve 80.8 milyar liraydı. Bu 80.8 milyar liralık tutar yaklaşık 6 ayda gitti. Sonra Merkez Bankası'ndan gelen yedek akçeler var. Ekonomi yönetiminin söylediklerinden anladığımız buradaki kırmızı çizginin %3 olduğu yönünde. %3'ün altında kaldığı sürece ki bu büyümenin biraz da kamu yani maliye politikalarıyla desteklenmesi şart. Dünyanın pek çok yerinde bunu görüyoruz. Dolayısıyla yeni bir revizyon gelecek zannediyorum. Yani benim anladığım ay sonuna kadar da bir şey gelecek. Bütçe açığının %3 olması demek sence vergilerin daha da artacağını mı gösteriyor Ocak ayı için? Çünkü yine bu tarz bir söylem var. Vallahi öyle gözüküyor. Şimdi yani gelir artmıyor, vergiler artıyor, faiz düşüyor, enflasyon tek haneye iniyor. Kaç dakika var? Uzun konu bu. Şimdi son 5 dakika. Ya bütçe dediğin şey dünyanın yani herkes için rahat rahat anlatırım. Tamam. Herkes için bir gelir tarafı var, bir gider tarafı var. Yani bu bir şirket bütçesi de olsa, bir senin kendi bütçen de olsa, bir aile bütçesi de olsa, devlet bütçesi de olsa. Gelir tarafı dediğin şey ne? Devletlerde toplanan vergi. Gider tarafı dediğin şey ne? İşte yatırımlar, faiz giderleri ve personel harcamalar. Burada anlaşılan, yani öngörülen şu, ekonomik aktivite canlanacağı için devlet oradan bir kere otomatikman daha fazla vergi alacağını öngörüyor. Bu sene de vergi gelirinden bir kaybı vardı. Çünkü ekonomi büyümedi. İşte kurumlar vergisinden daha az para gelecek. İşten çıkartılan insanlar var. Onlardan gelir vergisi elde edilemedi. Dolayısıyla ekonomik aktivite canlandığında gerek direkt vergilerden, gerek dolaylı vergilerden daha fazla gelir artışı olacak. Öbür tarafta işler iyi gittiği, enflasyon düştüğü için faiz düşecek. Hazinenin borçlanma maliyeti düşecek. Dolayısıyla faiz gideri tarafında şey yok. Bir geri çekilme ya da en azından bir artış olmayacak. Diğer taraftan bakıldığında da işte memura verilen zam, işçiye verilen zam belli. Zaten enflasyon kadar verildiği için orada bir bütçeyi yoracak şey olmayacak. Ama her şeye rağmen burada benim öngördüğüm gider tarafında faiz ve personel tarafında değil, kamu harcamaları, kamu yatırımları tarafında devlet biraz elini açacak ki şey biraz dönsün, çark biraz dönsün. Orada da şunu söyleyeyim, yapılması gereken şey, yani Almanya bile bugün 50 milyar euroluk bir mali genişlemeden söz ediyorsa, Türkiye'de bunu yapmalıdır. Bence sorun bu seneyi iyi kullanmamamız ve kullanmamamızın nedeni çok net. Yani 31 Mart'ta 23 Haziran arasında geçen süre, baktığında grafikte zaten kendini gösteriyor. Bu sene biraz daha kendimizi dik tutabilseydik bu konuda, önümüzdeki sene 2020 için açabileceğimiz alan daha fazlaydı aslında. Ama burada yapılması gereken şey şu, bu harcama yapılırken mutlaka efektif, verimli, geri dönüşü olan, mümkünse geri dönüşü çabuk olan ve yatırım maliyetinin üstüne bir katma değer sağlayacak alanlara aktarılması, yatırımın yapılması gerekiyor. Çok kısa bir reklam aramız var, sonra devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra Parasal devam ediyor. Senin altın hayallerin var. Altın nedir bilmeyen bebeğinin parlak bir geleceği olsun diye. Penceresinden ışık giren büyük mutfaklı bir evin olsun diye. Olur ya, zor günler gelirse dimdik ayakta dur diye. Oğlun bir gün gelip anne ben evleniyorum dediğinde onu kimselere mahcup etme diye. Merak etme, senin altın hayallerin için biriktirdiklerin Kuveyt Türk'te her zaman elinin altında, güvende. Altına özel onlarca ürünüyle altın uzmanı Kuveyt Türk. Parasal Mert Yılmaz'la devam ediyor. Mert, izleyici sorularımız var. Akın akın geliyor. Tabii ki de biraz önce yapmış olduğun dolarla ilgili. Ama tek ilgili bir konu üstünden geliyordur değil mi? Evet, dolar. Ama senin bu dolar ile ilgili yaptığın açıklamalar da herkesin takip ettiği açıklamalar. Geçenlerde dolar 16 olur mu dedin? 16 demedim, 16.05 dedim. 16.05 tamam. Bugün böyleyiz seninle karşılıklı. 16.05 olur mu dedin? Hepimiz merak edip
Tabii ki de seni dinledik, izledik. İzleyici sorumuzla devam edelim. Hasan Güler'den geliyor bir tane. Hasan Bey demiş ki, Mert Bey merhaba. Dolar merhaba. Eğer 6 olacak diyorsanız şimdi alayım mı? Bir 6 olacak demedim. Orada bir şey olmasın, yanlış anlaşılma olmasın. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti evet, anketinde ortaya çıkan sonuç. Valla oradaki hesap basit. Yani bugün alsan 6 lira olduğunda yüzde kaç kazanıyorsun? TL taraftaki getiri de belli. Yani eğer sene sonunda 6 lira olacaksa şu anda dolar almanın getirisi TL'ye göre daha cazip gibi gözüküyor. Özellikle faiz indirimi sonrası, yani beklenen faiz indirimi diyelim ona perşembe günkü. Minimum orada 300 puanlık bir faiz indirim var. Bu demektir ki TL tarafın getirisi daha da aşağı doğru gelecek. Tekrar söylüyorum, benim beklentim değil. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinin sonuçlarıydı senin sundun ama hani beyefendinin beklentisi sene sonunda 6 lira olacaksa bu fiyattan almak TL'ye göre yıl sonuna kadar en azından daha iyi bir getir potansiyeli barındırıyor. Altın Ağustos ayında rekor kırdı. Evet. Evet. Biraz alalım görüşünü. Oradaki ya çok uzmanlık alanım değil ama orada birkaç... Çok değil ama bak mesela dış etkenlere baktığın zaman dışarıda bir sürü konu var. Her gün dile getiriyoruz. Ticari savaşları diyoruz, Trump'ın tweetleri diyoruz. Amerika-Rusya ilişkisi, Türkiye sınırdan bahsediyoruz. Almanya diyoruz, Avrupa Birliği diyoruz. Bir sürü konu var. Arjantin var. Arjantin var. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman aslında doların yükselmesi gerektiği beklenirken altın değerlendi. Demek ki altın etkileniyor ama burada. Şunu unutmamak lazım. Bir, bu ticaret savaşı hikayesi Ekim'de bir anlaşma sağlanabilir beklentisi var ama giderek bence Amerika'nın daha sertleştiği bir şey haline gelecek. Bir oyun haline gelecek. Ve bu neye neden oluyor? Çin ekonomisinin yavaşlamasına. Çin ekonomisinin yavaşlaması işte Almanya'yı etkiliyor. İşte Almanya etkilendiğinde otomatikman Türkiye gibi pek çok ülke etkileniyor falan. Yani böyle bir taşa suya atılan taş gibi böyle dalga dalga büyüyor. Burada tabii altına talebin yoğunlaşmasının nedenlerinden bir tanesi gerek senin söylediğin ticaret savaşları, kur savaşları, gerek jeopolitik riskler, gerekse IEM'lerdeki gelişmekte olan ülkelerdeki Arjantin özelinden olan şeylerin bir bulaşıcılık etkisi olur mu kaygısı. İster istemez bir altın talebini beraberine getirir. Orada teknik olarak da 1450'nin üstüne hatta psikolojik olarak 1500 doların üstüne çıktığı anda da hareketin hızlandığını gördük. Ama içeride yani iki şey var. Bir ons altın konuşmak var bu iş içinde. Bir de içerideki iç piyasadaki TL bazlıyı konuşmak lazım. Biz de Türkiye'de konuştuğumuza göre onu konuşalım. Bir ons altın. %30 zararma varmış bu arada iç talepte altında. Mehmet Ali Yıldırım Türk konuğumuz. O kadar şey olursa fiyat yükselince otomatik normal. Şimdi bir ons altın dediğiniz şey 31.1 gram. Bunun iki tane parametresi var. Bir uluslararası alandaki altının ons fiyatı dolar bazında. İki içerideki dolar TL'nin kuru. Yani şöyle anlatmaya çalışayım. Onsun fiyatı hiç yükselmedi. 1500 dolara sabitlendi kaldı diyelim buna. Ama kur yukarı doğru giderse iç piyasadaki altının fiyatı yükselecek. Ya da ons yükseldi biraz daha, kur aşağı geldi, altının fiyatı aynı yerde kalacak. Bu bir matematik, yani bir dört işlem merkezin çözebileceği bir şey. Ama ben bu özellikle ticaret savaşı, Trump'ın Fed üzerindeki baskısı, bunlar devam ettiği sürece ve teknik olan üstte kaldığı sürece çok yakın olmayan bir vadede yukarı doğru hareketin devam edeceğini düşünüyorum altında. Çok teşekkür ediyoruz Mert. Ben teşekkür ederim. Bugün Parasal'ın sonuna geldik. Değerli yorumların için tekrardan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Parasal'ın bugünlük sonuna geldik efendim. Yarın saat 9.30'da görüşmek üzere.